Günaydın Türkiye. Orhan Nuroğlu ile Halk Uyanıyor başlıyor. Değerli izleyiciler, önce bir anons etmek istiyorum. Bu programı başlattığımız günden bu yana o kadar çok öneri geldi ki, o kadar çok izlenme oldu ki ve izleyenlerin önemli bir kısmı da, izlemeyenler de, daha sonra YouTube'dan izleyenler de, ya program çok erken saatte başlıyor ve kısa sürüyor. Bu gece olsa olmaz mı diyorlardı. Halk TV yönetimiyle bir karar aldık. Önümüzdeki pazartesiden itibaren gece 24'te Orhan Nuroğlu ile Halk Uyanıyor sizlerle olacak. Ama halk uyuyor demeyeceğiz elbette. Uyanıyor diyeceğiz. Gece gündüz uyanık kalmamız lazım çünkü. Hiç uyumamamız lazım. Ülkemizin bu kadar büyük sorunları varken gazeteci olarak hele bizlere düşen görev çok fazla. Halkı uyanık tutmamız lazım, bilinçlendirmemiz lazım, onlara gerçekleri anlatmamız lazım. Hayat bir yarış ama ülkemizde bu yarış koşulurken maalesef işçimiz, emeklimiz, dar gelirlimiz, hani diyorlar ya fakirlik sınırı, fukaralık sınırı, yok işte askeri olması gereken rakamlar, bunlar yetmiyor ki. Yani ülkemizde işte çok kazananlar, ne diyelim, zenginler veya tuzu kuru olanlar veya işlerini tıkırında yürütenler rahat. Ama bordro mahkumları, asgari ücretle çalışanlar, emekliler, işsizler, 8 milyona ulaştığı söyleniyor işsizlerin ve 2020 içinde hiçbir ümit yok. Yani dün gece partili devletin, TRT'nin bir haberini izledim. Müthiş bir müjde veriyor. 2021'in sonunda temeli atılacak. 2025'te bitecek bir projeden bahsediyor. Ve o proje gerçekleşince 5000 kişi işe alınacakmış. Yani 2021'in sonunda atılacak bir temelin haberini bugün 2019'un sonunda veren bir habercilik anlayışı. Tabii bir halkı uyutma. Onlardan oy almak için böyle kalplerini tekrar kazanabilmek için, çoktan kaybettiler kalplerini de değerli izleyiciler, böyle numaralar, işte şu tarihte şu kadar 1000 kişi işe alınacak filan. Vallahi önce şu konkordatolar, iflaslar, bugün Aykut Erdoğdu'nun açıklaması var, onu da aldım gündemime. Yani Türkiye'de o da gidişatı anlatıyor. Bu söylediğimi de az önce unutmayın, yine Erdoğdu'nun haberini verirken mukayese etme imkanınız olacak. Ve sonuçta bir af tartışması var. Biliyorsunuz MHP ile AKP arasında kriz vardı. Bugün hashtag'imize af yaptık onun için. Af var mı yok mu anlatacağım. MHP teklifini geri çekti, onu da bugün ele alacağız. Bu arada NATO zirvesi yapıldı, bitti. NATO zirvesinde neler oldu? O kulisleri de, o fotoğrafları da yorumlayacağız. Ve Macron'un Erdoğan'a yönelik eleştirileri var, onlara bakacağız. Dolayısıyla bugün bakacağız, Türkiye'ye bakacağız. Hep birlikte Orhan Nuroğlu ile Halk Uyanıyor da birlikte olacağız saat 8'e kadar. Şimdi önce tabii medya diyelim. Medyada da kriz yaşanıyor zaman zaman. Aslında medya, yani çok sesli medya, demokrasinin gereği, demokrasinin koruyucusu medya. Bugün ülkemizde şöyle ikiye ayrıldı. Bir büyük parça düşünün. Yani kutuplardaki bu buzulları düşünün. Onların büyük bölümü Erdoğan medyası. Yani AKP medyası. Yani tek elden yönetilen bir medya. Başlıklar aynı, haberler aynı, yorumlar aynı, köşe yazarları aynı şeyleri yazıyorlar, aynı şeyleri televizyonlarda söylüyorlar. Bu medyadan farklı daha küçük bir özgür medya var. Özel kuruluşlar var. Özgürce yayınlar yapan gazeteciler var, köşeleri yazıyorlar, televizyon programları yapıyorlar. Bunların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Mesela gazetelerden örnekler vereyim. Yeni Çağ var, Sözcü Gazetesi var ve Cumhuriyet Gazetesi var. İlkeli, vatandaşın haber alma hakkına saygılı, yazılı basın bunlar. Televizyonlar var, başta tabii Halk TV geliyor. İşte ara sıra Fox TV, sabah ve akşam ana haberlerinde Fox TV ama gün boyu Halk TV.
Diğer bütün haber kanalları zaten tek el oldu, tek yönetim oldu, tek bakış açısı oldu ve onları da işte bir kenara atın. Birkaç kanal daha var. Onlar da özgür yayıncılık yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye'de gerçekleri öğrenmenin yolu çok azalıyor. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar bütün bu özgür kanalları da. Yandaş yapmaya çalışırlar eminim. Ama çeşitli dedikodular çıkıyor. İnanın Türkiye'de özgür kalabilmek, özerk yayıncılık yapabilmek gerçekten zorlaşıyor. Ama tüm baskılara rağmen Halk TV dimdik ayakta yayıncılığına devam ediyor. Şimdi sözcü yazarlarına gelelim. İki tane önemli yazarı Soner Yalçın ve Yılmaz Özdil, değerli izleyiciler, birbirlerine şöyle bir girdiler. Yarın barışırlar belki ama bugün birbirlerine sert eleştiriler yönelttiler. Biliyorsunuz Soner Yalçın'ın yeni de kitabı var. Belki de o kitabın reklamı için mi böyle bir gündeme gelme ihtiyacı duydular bilmiyorum. Çünkü Yılmaz Özdil de Atatürk kitabını yazdığında çok öne çıkmıştı. Bazı yazarlarla onların arasında yine tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi Soner Yalçın şöyle bir yazı yazdı. O bölümü vereceğim size. Soner Yalçın'ın yazısının o bölümünü vereceğim. Şöyle diyor. Erdoğan sürpriz bir kararla 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto edip imzalamadı. Sosyal medyada hemen geyik muhabbeti başladı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Bu gibi yığınla espri yapıldı. Yani espri şuymuş. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Ben de yazdım. Erdoğan'ı veto etti dedim. Bu siyasi aslında geyik değil de espri de değil. Bu fiili bir gerçek. Ama Soner Yalçın diyor ki bu gibi yığınla espri yapıldı. Bunları espri olarak görüyor arkadaşımız. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin diyor. Ama bu konu sadece mizahla geçiştirilebilir mi diye soruyor. Ya biz sevgili Soner Yalçın mizah yapmadık ki. Yani ağlanacak halimize güldük. Bu mizah değil ki. Erdoğan'ı veto etti. AKP Genel Başkanı olduğu AKP grubu mecliste. O yasayı meclis grubu bile hazırlamadı ki. Yani Bülent Kuşoğlu'na da sordum. Plan Bütçe Komisyonu'nda neler konuşuldu dedim. Hiçbir şey konuşulmadı. AKP ve MHP milletvekilleri bu madde gelince oy birliğiyle el kaldırdılar. Yasa geçti. Genel kurulda hiçbir itiraz olmadı. Ha kulislerde biraz mırıldanmalar oldu. Ama emir demiri keser. Saraydan gelen yasanın bırakın cümlesini değiştirmeyi değerli izleyiciler virgülünü bile değiştirtmiyor Erdoğan. Yasa geliyor şöyle diyelim. Tak hemen altına birkaç milletvekili 10 mu 5 mi ne kadar gerekliyse yasa teklifi, yasa tasarısının verilmesi için ya da teklifinin verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekiller imzayı atıyorlar, okumuyorlar bile. Eminim okumuyorlar. Çünkü bu torba yasa 57 madde var. 57 ayrı yasada düzenleme var. O maddeleri okuyacaklar, o yasaları okuyacaklar. Nerede ne değişiklik yapılıyor? Aman kimin umurunda, nasıl saraydan hazırlanmış paket gelmiş. Torba paket, bu hazır paket. Yani hatırlarsınız şimdi bir abonelik yapıyorsunuz veya bir şey alıyorsunuz. Böyle sözleşmeler var onlarda. Diyor ki bu sözleşmeyi baştan sona okuyun 20 sayfa. Veya bir bankadan tüketici kredisi alıyorsunuz, kredi kartı anlaşması yapıyorsunuz. O 20 sayfa, ev sayfaya imza atıyorsunuz, okuyun. Hanginiz okuyor? Zaten milletvekilleri de bu yasaları okumuyor. 57 madde gelmiş, saraydan gelmiş, reis emretmiş. İmzala geç, mecliste kaldır elini, indir elini. Zaten siyasi yapı da öyle Türkiye'de. Her partide de öyle aslında da iktidar partisi daha fazla öyle. Böyle bir şey. Şimdi Soner Yalçın böyle bir eleştiri yapınca Yılmaz Özdil durur mu? O da tweet bombardımanına başladı. Önce bir tweet attı. O tweetleri ekrana getirelim sırayla. Oradan tek tek okuyalım. Attığı tweetlerde Soner Yalçın'ı eleştiriyor.
Diyor ki Yılmaz Özdil tweetinin birisinde Soner Yalçın benim tweetimin köşesine alıp isim vermeden gençlere eğleniyor demiş. Omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten. Yani Soner Yalçın omurgasız diyor. Eğilip bükülmüyoruz biz diyor ama omurgasızlar biliyorsunuz eğilip bükülür her tarafa oynar onların. Dolayısıyla ilk tweetinde böyle bir sert yanıt veriyor. Sonra ikinci bir tweet daha atıyor. Hazır veto edilmişken karşıymış gibi görünüp saray fedailiği yapanlara da filtre takmak, etrafa saçtıkları algı partikülleriyle yurtsever insanların zihin atmosferi zehirleniyor diyor. Şimdi tabii zehirlenme kim kimi zehirleniyor bilmiyoruz ama bir zehirlenme gerçeği var. Geçen gene açıklama yaptı bu veto olayından sonra Enerji Bakanı. Dedi ki bu termik santrallerin bacaları, filtrelerini takmazlarsa 31 Aralık 2019 itibariyle faaliyetlerini men edeceğiz dedi. Bunların içinde biliyorsunuz Erdoğan'a yakın iş adamları da var. Ve Erdoğan böyle bir de şey yaptı. Halkın mı, sermaye çevreleri mi dedi. Biz zaten sermaye çevrelerinden yan olduğunu biliyoruz. Halkım diyen insan tank palet fabrikasını Katarlılara, Kılıçdaroğlu'nun cümlesiyle söylüyorum, peşkeş çeker mi? Halkım diyen vatandaş, değerli izleyiciler, emeklilikte yaşa takılanları mağdur eder mi? Halkım diyen insan, EYT'lileri, analarının ak sütü gibi helal biriktirdikleri primlerini ödememezlik eder mi? O primlerinden maaş bağlamamazlık eder mi? O halkını düşünen insan, işçi diye aldığı mühendisleri, kadrolu aldığı yani memur olarak aldığı mühendislerden ayrı tutar. Üniversiteli işçileri mağdur eder mi? O halkını düşünen insan asgari ücret geldi kapıya. Bakalım ne zam yapacak? Yani şey gibi oldu bu hani yazı tura atın kaç olur? Kimisi 2400 diye, kimisi 2500, kimisi 3000, kimisi 2800. Herkes atıyor bir rakam, anketler yapılıyor kaç olacak diye. İşte Türk İş, Disk, Hak İş birleştiler. Umarım tek yumruk olurlar, masaya vururlar ama anlaşamazlarsa hakem kuruluna gidiyor. Hakem kurulu hükümetin emrinde atadığı bürokratlar. Hakem kuruluymuş. Ne hakem kurulu Allah aşkına sarayın iki dudağının arasında. Erdoğan diyecek ki asgari ücret 2100 olsun. Bitti. İtiraz merci yok. Bir şey yok. Herkes boyun eğecek, kabul edecek bu ülkede. Ha 3000 derse, 4000 derse tamam. Ne diyordu hatırlarsanız söyleşi yaptım Ahmet Hamdi Çamlı. 4000 lira olsun diyor asgari ücret. Hani bekara karı boşamak kolay derler değerli izleyiciler. 4000 olsun, 5000 olsun. Temel Karamollaoğlu fakirlik, fukaralık sınırında olsun. 6500, 7000 lira diyor asgari ücret. Doğruyu da o söylüyor aslında. Fakirlik, fukaralık sınırının altında mı vereceksiniz işçilere zam mı? Yani zengine verince kepçeyle hatta böyle oluk oluk akıtın. Nerede akıtıyorsunuz? Otoyollarda akıtıyorsunuz. Şehir hastanelerde akıtıyorsunuz. Geçmeyen vatandaşlar, arabası olmayan vatandaşlar o köprülere, yollara para ödüyorlar her sene. Hasta olmayıp dipdiri olan, sağlam olan insanlar hastaneye gitmiş gibi hastaneye gitme parası ödüyorlar. Nereye? Devlet bütçesine verdikleri vergilerden o yatırımları yapan yandaş iş adamlarına. Yani onları besliyoruz bir anlamda. Diyor ya zarar ederse etsin be diyor Erdoğan. Etsin. Kâr eden kim? O yatırımı yapanlar, iş adamları. Onlar kâr etsin. Millet ve devlet bütçesi zarar etsin. Ondan sonra halkım zehirlenmesin, veto ediyorum. Değerli izleyiciler bunlar algı operasyonları. Bunlara kanmayın. Bunlara kanacak yapımız kalmadı artık. Hepimize Allah akıl fikir vermiş. Şöyle önünüze koyun gelişmeleri, bir değerlendirin. Kim ne söylüyor, kim haklı, kim haksız. Şimdi sözü şuraya bağlayacağım.
Soner Yalçın'la Yılmaz Özdil'de kayıkçı kavgası yapıyorlar. Ya bırakın Allah aşkına bunları da siz şu halkın durumuna, şu asgari ücretliye, EYT'lilere bir el atın ya. Şunları her gün köşenizde işleyin ki belki kaldıysa vicdan sahibi olanlar şunları düzeltsinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakın sadece el kaldırıp indiren bir iktidar yapısı var. Hani Cumhur İttifakı diyorlar onların adına ama Cumhur'la yani halkla milletle ilgileri yok. Bir menfaat ittifakı. Körü körüne MHP AKP'ye destek veriyor. Körü körüne. Şu düştükleri duruma bakar mısınız? Ya hangi MHP milletvekili bunu işine sindiriyor Allah aşkına bir düşünün. AKP'den bir yasa tasarısı geliyor. AKP milletvekilleri imzalıyor. Meclise geliyor. Komisyonda MHP'li milletvekilleri de var. Orada bu maddeyi görüyorlar. Filtrenin 2,5 yıl ertelenme maddesi. MHP milletvekillerinin vicdanı, özgür iradeleri, partilerinin bir görüşü yok mu Allah aşkına ya? Bu nasıl parti? Bu nasıl parti disiplini? Bu nasıl körü körüne AKP'ye biat etmek? Nasıl böyle bir destek verebilir bir siyasi parti? O seçmenleri bunun hesabını sormuyorlar mı? O teşkilatları, o milletvekilleri ya ne yapıyoruz Allah aşkına Sayın Devlet Bahçeli? Yani bu halk Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı da MHP'nin halkı değil mi bu halk? Biz niye bunlara körü körüne imza veriyoruz da oy veriyoruz, AKP'nin yanlışlarının destekçisi oluyoruz demiyorlar. Diyemiyorlar. Yani ne bağlantıları var? Maddi, manevi, siyasi ne bağlantıları var? Ekonomik, politik ne bağlantısı var? MHP'nin ne mecburiyeti var Allah aşkına? Şu sorunun cevabını kim verecek bana? Buyurun yazın, tweet atın, okuyayım buradan. MHP'nin AKP ile bağlantısının gerekçesini bilen varsa yazsın bana. Ben bilmiyorum, 50 yıllık gazeteciyim bilmiyorum. Bu kadar körü körüne bir parti kalkıp da iktidar partisine İşte yanlış da ortada. Yanlışına destek verir mi ya? Hadi doğrusuna destek versin. CHP de versin, İYİ Parti de versin, HDP de versin. Doğru tektir. Ama yanlışına destek veriyor. Ve yakalandılar. Sonra da Fethi Yıldız Bey, MHP'nin önde gelen ismi, zat-ı devletlerine, zat-ı ailelerine şükranlarımızı arz ederiz diyor Cumhurbaşkanı'na veto ettiği için. E biz size şükranlarımızı arz etmiyoruz. Biz sizi kınıyoruz Sayın Yıldız. Yani bir parti olmanın gereği, bir partinin hedefi, parti programı, partinin ilkeleri, partinin bugüne kadar ortaya koyduğu performans, güç, ayakta kalma, iktidar olma hırsı bunlar kalmadı ki. Ne Cumhurbaşkanlığı'na aday çıkarıyorsunuz, Devlet Bahçeli'ye aday bile gösteremediniz. Ne İstanbul, Ankara'da belediye başkan adayı çıkardınız büyük şehirlere. Yani bunun adı particilik oynamak, particilik yapmak. Parti olmak değil, ben açık söyleyeyim. Kusura bakmasın MHP'li seçmenler. Yani sanıyorum onlar da benim gibi düşünüyorlar. Tweetlerde geliyor, bakalım neler söylüyorlar. Şimdi biz MHP demişken efendim, MHP'nin bir seçim vaadi, af vardı biliyorsunuz. Af, hani o bazı mafya babalarıyla görüştü Devlet Bahçeli hatırlarsınız. Af getireceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden önce halka vaat etti. Sonra seçimden sonra bir taslak, teklif hazırladılar, meclise verdiler. Aylarca biz de dedik ki ya ey MHP ne oldu bu af? Yani bu cezaevlerinde kalan hükümlerin, tutukluların, bunların aileleri yok mu? Çoluk çocukları yok mu? Bunlara bir vaat verdiniz, bunlara bir söz verdiniz. Size af geliyor dediniz ve hayalleri yıktınız. Neden? Çünkü AKP istemedi. Reis bir dakika dur dedi Devlet Bahçeli'ye. Orada rafta dura durdu. Ne kadar durdu? Aylarca durdu. Bakalım burada var notlarımda şimdi. Belki oradan size söylerim. Kaç ay durdu? 17 ay durdu galiba. 17-18 ay durdu. Yani bir gün bile durması hata aslında.
Şimdi ne oldu? MHP af paketini geri çekti. Vazgeçti. Neden? Çünkü Erdoğan başka şartlar öne sürdü. Yani MHP'nin hazırladığı af paketinden ayrı şartları öne sürerek ancak biz infaz düzenlemesi yaparız dedi. İnfaz düzenlemesi ne yapacak onu anlatacağım. Ama şimdi af paketini geri çekince Devlet Bahçeli'nin bir yazılı açıklaması var, evlere şenlik. Yani AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik tehdit var. Söyleyeceğim, okuyacağım o cümlesini. Nasıl tehdit ediyor? Aslında hani koalisyon ya da Cumhur İttifakı çatırdıyor mu denilebilir bu sözlere bakınca. Ama tabii MHP bu. Yani ne yapacağı belli olmaz. Ben şimdi programı bitireyim, çıkayım, bakarım. Bir haber. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nı bozdu. Yo, bakarım başka bir haber. Dedi ki Bahçeli, biz mezara kadar değil, pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Geri çektik, önemli değil. Başka şeyleri de geri çekeriz. Yeter ki AKP iktidarı bu milletin başında kalmaya devam etsin diyebilir. Olabilir Devlet Bahçeli diyebilir. Görmedik mi yani erken seçimlere Türkiye'yi götürdü, kararlı değiştirdi, fikir değiştirdi. Başkanlık mı dedi, kesinlikle karşıyız dedi. Ne ağır hakaretler yağdırdı Erdoğan'a. Yani onları söylemekten insan imtina eder o cümleleri, kurduğu cümleleri. Sonra ne oldu? Sonra dedi ki, Türkiye'nin bekası dedi. Başkanlık sistemi dedi. Madem dedi, Erdoğan'ı halk seçti dedi. Madem dedi, artık fiili bir durum var dedi Türkiye'de. Değiştirelim anayasayı da, demokratik parlamenter rejimi, 95 yıllık, hatta işte meşrutiyetten beri gelen, alışkanlık olan bir devlet yapısını değiştirelim. Hatta biliyorsunuz padişah vardı, vezir-i azam vardı, onun vezirleri vardı. Bu sistemi ta yıktı, Orta Asya'dan gelen tek adamlık, öyle başkanlık sistemi denilen bir anayasal değişiklik, absürt bir sistem oldu. Taraflı ve tarafsız cumhurbaşkanı oldu. Partili cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bunu çekerken açıklaması diyor ki Devlet Bahçeli, o kadar çok konuşulacak konu var ki, yani akşam ana haberle İrfan'la şey yaparız, birleşiriz programı uzatırsak, gün boyu başka programa yok. Çünkü MHP ile AKP'nin ilişkilerini anlatsak, yani cilt cilt ansiklopedi olur valla. Şimdi diyor ki Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 1918 tarihli kanun teklifimizi, evet 24 Eylül 2018, 24 Eylül 2019 bir yıl, Ekim, Kasım, Aralık 3 ay da ekleyelim 15 ay. 15 ay önce verdikleri kanun teklifini bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemli ifade etmek isterim diyor. Güzel. Ve devam ediyor. Şimdi başlıyor. AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir diyor. Allah Allah, çoğunluğa sahip değil ki. MHP'nin desteği olmazsa AKP'nin mecliste sandalye sayısı 290 yanlış hatırlamıyorsam. 290 milletvekilinin karşısında 600 milletvekili ve 310 deyin siz. Ama vefatlar var, bağımsızlar falan var. 290'ın karşısında 300 deyin. Geçemez ki. Geçiremez ki. MHP'nin desteği şart. Hele hele MHP tarafsız kalacağına, karşı taraftan da oy kullanacak olursa öyle bir siyasal gücü yok. Şimdi bu bir meydan okuma. Diyor ki siz diyor, hadi getirin geçirin bakalım diyor. MHP siz geçirin bakalım diyor. Şimdi değerli izleyiciler, demek ki durum şu. AKP bir tasarı getirecek. Yani sarayda bir af düzenlemesi, dolaylı af düzenlemesi, hashtagimizde af getirecek. Ve bu gelişmeye, bu tasarıya MHP bakacak. Hatta belki komisyonda eklentiler önerecek. AKP'liler karşı çıkacak.
MHP belki desteklemeyecek, belki destekleyecek teklifleri kabul edilirse. Yani paketi MHP geri çekti, AKP getiriyor. Dolayısıyla diyor ki Bahçeli açıklamasında, bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların, marazi siyasi ittifaklardan Millet İttifakı'nı kastediyor, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırılıp ilişkilendirmeleri yanlıştır diyor. Eleştiriyor bunları. Dahası diyor, altı suçlu anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olmayacaktır. Yani AKP 6 tane suçla anıldığını MHP'nin söyledi. O suçları biliyorsunuz işte. O suçlar nedeniyle, MHP'nin o suçları affedeceği gerekçesiyle paketi geri çektiğini anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir ortada ne denir, AKP ile MHP arasında henüz çözülemeyen, Cumhur İttifakı çökecek mi çökmeyecek mi anlaşılamayan bir tutum var. İkinci yargı paketi aslında bir bıçak sırtı olacak Cumhur İttifakı için. Ve böyle bir şey yapıyor. Şimdi diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise sunduğu teklif 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya yetmez diyor. Dolayısıyla biz diyor verdiğimiz sözün arkasındayız. Açıkladığımız ve çektiğimiz tasarıya da sahip çıkacağız diyor. Meclis kanun tasarısı meclise geldiğinde diyor, verdiğimiz sözü mutlaka tutacağız diyor. Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz diyor. Son cümlesi çok önemli. Yani ortaya bir kriz geliyor. Hani meteoroloji uyalıyor ya, geliyor. Avrupa'dan geçti, Balkanlardan geçti, soğuk hava, kar, fırtına geliyor. Hani Amerika'da okyanusu geçti, geliyor ya, tufan geliyor, tayfun geliyor, tahliyeler ediliyor. Belki tahliyeler de gelebilir, MHP milletvekilleri partilerinden tahliye ederler, AKP milletvekilleri tahliye edebilirler AKP'yi. Çünkü iki yeni parti geliyor, Babacan ve Davutoğlu'nun partileri. Şimdi böyle bir tablo var Türkiye'de. Böyle bir tablo devam ederken, yani af konusunda devam ederken, bir de NATO zirvesi geldi değerli izleyiciler. NATO zirvesi geldi. Tabii, pardon. NATO zirvesine geçmeyelim. Geçmeyelim çünkü hafta bir önemli gelişme daha var. Şimdi az önce bahsettim biliyorsunuz. Şeyin hazırladığı af var, AKP'nin hazırladığı af var. Ondan da bahsedelim o zaman. Çünkü o hazırladıkları affın gündeme gelmesi bir önemli tahliye, cezaevlerinden tahliyeye neden olacak. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Çocukla evlenenler affedilecek. Hani bu çocuk evlilikleri var ya, geçen gün Abdurrahman Dilipak'ın bu ailenin gizemli ve ailenin girilemez mahrumiyeti olan bir bölgedir aile diyordu ya, bakın hemen nasıl yansıyor bu. Çocuklara tecavüz eden, onlara çocuk sahibi olmalarına neden olan veya tecavüz eden erkekler, aradaki yaş farkı 10 iken 15'e şimdi çıkarılması isteniyor, daha belli değil. O erkekleri affetmek için ve cezaevinden tahliye etmek için AKP ikinci yargı paketine bu infaz yasasında değişiklik adı altında hüküm ekliyor. Neymiş bakalım buna? AKP'nin infaz yasasıyla ilgili hazırladığı pakete muhalefetle uzlaşılması durumunda, muhalefetten de herhalde MHP'yi kastediyorlar, küçük yaşta evliliklere af getiren düzenlemede yaş farkının ne olacağı konusunda erkek milletvekillerinin dediği oldu. AKP'li kadın milletvekillerinin yaş farkı onu geçmesin itirazına rağmen cezaevinde küçük yaşta kızlarla evlendiği için cinsel istismar suçundan yatan kişilerin çok fazla sayıda olması nedeniyle
erkek milletvekillerinin isteğiyle yaş farkının 15 olması kabul edilmiş, benimsenmiş. Ne diyelim yani, Allah'a havale edelim de bu dünyada ne diyelim bunlara? Bu işlerin devam edeceğinin anlamı gelmiyor mu? Nasıl olsa siz bu işlere devam edin erkek milleti, biz nasıl olsa sizleri bir daha affederiz. Pardon, yani insanın nefesi tıkanıyor, konuşası gelmiyor. Değerli izleyiciler, şimdi bu paket geliyor. Pakette bakın başka neler var. İstisna tutulan suçlar dışında süreli cezaların 1/3 yerine yarı oranında infaz edilmesi. Şimdi 20 yıl ceza almış, 1/3 ne eder? 21 yıl almış, 14 yıl yatacak, 7 yılı af oluyor. Bu 21 yıl yatanın 13,5 yılı af olacak, 20 yıl yatanın 10 yılı af olacak. 10 yıl yattı mı tahliye edilecek. Bu da önemli bir oran. Cezaevlerini boşaltmak için önemli bir değişiklik. Bunda görüş birliğine varılmış. Ayrıca denetimli serbestlik uygulamasının kusura bakmayın lütfen. Her cezaya sabit bir yıl uygulanması yerine infaz indirimine tabi tutulan cezanın 3/4 yattıktan sonra tahliye edilmesi öngörülüyor. Yani denetimli serbestlikte de ceza indirimi var. Burada 3/4 yaptıktan sonra, yani 3/4, 5 yıl oldu, 4 yıl oldu, tahliye ediliyor. Bir yıl uygulaması yerine. Kadın ve yaşlılar için cezaevlerinde hafta sonu ve geceliğin infaz ile konutta infaz biçiminde uygulanan özel infazın kapsamı da hapis cezasının üst sınırı yükseltilerek genişletiliyor. Şimdi bunlar yapıldığı takdirde 42 bin kişi tahliye edilecek. 42 bin kişiye af geliyor. Cezaevlerinde 170-180 bin kişi mi yatıyor, ne yatıyor bilmiyorum ama hani 200 olsa neredeyse 5'te biri tahliye oluyor değerli izleyiciler. Çünkü her gün yeni suç işleniyor. Her gün yeni FETÖ'cüler yakalanıyor ve cezaevlerinde artık ranza sistemi bile kifayet etmiyor. Belki koridorlarda bile yatan mahkumlar vardır, yani bilemiyorum. Şimdi az önce söyledim yani Erdoğan karşı çıkıyordu diye bu MHP'nin hazırladığı yasada bulunan hükümlere, bunlarla ilgili bir af yapmam ben diyordu ya. Şimdi bunlarla ilgili maddeleri de söyleyeyim. 5'li istisna şunlar. Örgüt suçları 1, terör suçları 2, cinsel istismar 3, uyuşturucu suçları 4 ve mükerrer işlenen suçlar 5. Bunların da 3/4 bir değişik af geliyormuş. Onu da daha netleştirememişler. AKP'li milletvekilleri MHP'lilerle mi görüştürüyorlar? Ayrıca kasten adam öldürmenin de yer aldığı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda infazın 30 yıl ve 24 yıl olarak uygulanması da devam edecekmiş. Az önce söylediğim küçük yaşta kızlarla evlenenlere de af geldi, geliyor yolda. Herhalde Ocak ayında bu bütçe nedeniyle önümüzdeki pazartesi günü bütçe görüşmeleri başlayacak. Mecliste, genel kurulda başlıyor. Yani sonlanması için başlayacak 9'u itibariyle. Bir hafta 10 gün sürecek galiba. Bitene kadar meclis sürekli çalışacak. Ve bittikten sonra da tatile girecek. Yoruluyorlar tabii milletvekilleri. Yani haftada 3 gün çalışıyorlar. Salı, çarşamba, perşembe. Saat 2'den işte gece 10, 11, 12'ye kadar. Bir de yılda bir defa bütçe olunca yaklaşık bir ayda, Aralık ayında, Kasım-Aralık aylarında mecliste plan bütçe komisyonu üyeleri çalışıyor. Meclis genel kurulunda işte az sayıda milletvekili gelip gidiyor gene o 3 gün. Dolayısıyla çok ağır yükü var. Ne diyor Ahmet Hamdi Şamlı? Geçinemiyor. Milletvekilleri maaşlarıyla geçinemiyorlar.
Ve diyor ki AKP milletvekilleri ortak arabayla gidip geliyorlar. Benzin paraları yok diyor. Yani 25 bin lira civarında ayda aldıkları maaş. İşte uçak paramı 2500 gidiyor diye açıklamıştı Çamlı. Hani ona yeli suçlamaları vardı. Erdoğan'ın şoförü suçlamaları olan İstanbul milletvekilinden bahsediyorum. Arkadaşlarının ortak arabayla meclise gidip geldiklerini ve tasarruf yaptıklarını söylüyor. Paralarının yetmediğini söylüyor. Umarım öyledir, ne diyeyim. Şimdi evet bunları söyledik ve NATO'ya geliyoruz. NATO önemli, saatimizi kontrol edelim. Şimdi değerli izleyiciler, NATO toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o toplantıya katıldı. O orada tabii Trump'la görüştü 30 dakika. Çünkü NATO toplantısına verilen arada görüştü 30 dakika. Yani tercüme de yapılıyor. Bu 15 dakika net denilebilir liderlerin konuşmaları. 15 dakikada yine yandaş televizyon haberlerinde baktım ki Suriye konusu ele alınmış, işte S-400'ler ele alınmış, F-35'ler ele alınmış, Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz aramaları ele alınmış, Suriyeli sığınmacılar, Suriye'ye demokrasi gelmesi, işte PKK, PYD, YPG terör örgütünün Suriye'de bulunması, Amerika'nın onları desteklemesi, Türkiye'nin karşı çıkması, Türkiye'nin 30 gün... Ya ben yoruluyorum bunları anlatırken ama işte 15 dakika bu hızla. Bu hızla konuşmuşlar. Birbirlerine ne dedilerse 30 dakika tutanakları açıklamazlar elbette. Bu konuları görüşmüşler. Sonra çok görüşüyorlar. Hani geçen de mektubu aldı gitti verdi. Şöyle yapmıştı Ahmet Çamlı, İstanbul AKP milletvekili. Şöyle yapıp verdik, iade ettik demişti Trump'a. Umarım öyle iade edilmiştir. Ama neticede o NATO zirvesinde yine görüştüler. Şimdi bir fotoğraf getireceğim ekrana. Dün Dr. Hulki Cevizoğlu'yla telefonla uzun süre görüşürken evet şu fotoğraf. Şimdi rica edelim bu fotoğrafı şöyle yaklaştırarak verebilirsek ortada evet şöyle birazcık kalsın lütfen. Çünkü bu fotoğrafla ve getirdim yanımda biraz haşır neşir olacağız denir ya. Kraliçe Elizabeth, Allah uzun ömür versin, herhalde 60 yıldır, 70 yıldır yönetimde kraliçeliğini sürdürüyor. Ortada biraz İrfan'ın deyimiyle sıkıştırmışlar kadıncağızı. Şöyle birazcık ferah oturtmamışlar. Bir yanda İngiliz Başbakan var, diğer yanda NATO Genel Sekreteri var. İsimleri önemli değil, konumuz da önemli değil. NATO Genel Sekreterinin yanında Prens Charles oturuyor. Yani geleceğin İngiltere kralı. Geleceğin, tabii Allah uzun ömür versin Kraliçe Elizabeth'e, bir 50 yıl, 60 yıl sonra olabilir. Tabii Allah'ın verdiği ömrü kimse bilmez ne kadar gidecek. Onun yanında da Başkan Trump oturuyor. Ellerini dizlerinin üzerine koymuş böyle. Hoş bizim Cumhurbaşkanımız öyle, genelde herkes öyle. Bir en sağdaki lider böyle boynunu bükmüş, bacak bacak üstüne atmış ama herkes hemen hemen böyle. Şimdi gelelim Hulki ile birlikte yaptığımız yoruma. Hulki Cevizoğlu dikkatimizi çekti. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz buradan da. Şimdi dedi ki, ya sevgili Orhan hatırlıyor musun dedi. Texas diye dergi vardı. Hatırlıyorum ve getirdim değerli izleyiciler. Hemen evde saklamıştım çocuklar için, buldum. Texas Tom Mix. Tom Mix de var. Tom Mix'imiz de var böyle. Texas Tom Mix ikisinde. Pardon şöyle gösterelim. İkisi de Texas Tom Mix. Bunlar bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin hikayeleri. Şimdi bu Texas'ta neydi? Şöyle bir hatırlatayım size. Bu Texas çizgi romanı, şimdi sayfasını da ekrana getireceğiz. Ta 1954 yılında çizilmeye başlanmış. Birazcık dursun lütfen Emrah'cığım bu. Orijinal ismi Grand Black. Biz buna Çelik Black demişiz Türkçe'ye çevirirken. 13 yıl çizilmiş, 650 fasikül, bunun gibi 650 fasikül yayınlanmış bir çizgi roman. Şimdi gençler bilmezler. Onlar bilgisayar oyunları, bilgisayar dizileri, çizgi filmler, onları bilirler. Ama bu Çelik Black, şuydu Çelik Black Texas. Bir kere Roddy diye bir arkadaşı vardı. Profesör Oklitus diye bir arkadaşı vardı. Bir avcı kasabasında
New England, yani Yeni İngiltere adlı bölgede yaşarlardı. Ve kime karşı savaşırlardı biliyor musunuz? İngiliz işgaline karşı. Onlar Boston'da yaşayan bir avukat Connolly onları yönlendirir. Hatta zaman zaman Amerika'nın kurucusu, ilk başkanı George Washington'la, sonra efsane başkanlarından Benjamin Franklin'de bu çizgi romanında yer alırlardı. Yani Çelik Bilek ve arkadaşları Texas adlı çizgi romanında İngiliz işgaline karşı İngilizlerin sömürgesi olmamak için özgürlük savaşı verirlerdi. Ve bunlara ne İngilizleri kötü, beceriksiz, zalim olarak gösterirlerdi. Ve bu özgürlük savaşında Çelik Bilek gelen o kırmızı başlıklı diye tabir ediyorlardı. Tabii renklisini bulamadım sayfalar. Pardon bakın kapakta var. Arkada Çelik Bilek, başlığı da kırmızı. Kırmızı başlıklı İngilizleri dövüyorlar, ülkelerinden kovuyorlar ve bağımsızlığa kavuşmak için mücadele ediyorlardı. Şimdi o sayfasını getirelim. O sayfadan da ilginç şeyler var. Orada bir şey elinde kırbaçla, yani ellerinde tüfekle gelenlere karşı, elinde bir kırbaçla İngiliz askerlerine karşı kırbacı sallıyor, birinin elinden tüfeği alıyor. Diğeri diyor ki ben şimdi sana gösteririm. İkisinin elinden de tüfeği alıyor kırbacıyla. İngiliz asker büyük bir hınçla saldırıyor. Ve diğeri bir yumruk atıyor yere düşünce. Diğeri saldırırken öldürmek için Çelik Bilek sahneye çıkıyor. Ve bir yumrukta elinden tüfeği alıp yere yıkıyor. Ve İngiliz'i kaldırdığı gibi bizim Kara Murat gibi duvara çarpıyor. Ve bağımsızlık savaşı veren arkadaşını İngilizlerin zulmünden kurtarıyor. Şimdi tabii kraliçeli fotoğrafa dönelim. İşte o kraliçe bugün hem İngiltere diyelim, Amerika'ya akıldaşlık yapıyor. Dünya siyasetini yönlendiren bir lider ülke konumunda. Hem de iş İngiltere olunca Amerika Başkanı süt dökmüş kedi gibi ellerini dizinin üstüne koyup uzak bir yerde, kraliçeden uzak bir yerde oturuyor. Yani İngilizler diyorlar ki haddini bil, şöyle biraz uzakta dur bakalım diyorlar. Genel sekreterin yanına almıyorlar veya kraliçenin yanına oturtturmuyorlar. Yaptıkları protokolda Trump'ı hak ettiği yere oturtuyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımızın yeri de aslında ona bakacak olursak pek de fena değil aslında. O da ön sırada bir yer bulmuş, arka sıralarda da gösterebilirlerdi. Ama NATO bugün tartışılıyor. NATO tartışılırken Türkiye NATO'nun ikinci büyük silahlı gücü. Tabii bu arada tartışmalar NATO'nun Türkiye'de bulunan nükleer başlıklı silahların da Türkiye'nin Rusya ile yaptığı işbirliği sonucunda çekilmesi gerektiğini savunanlar da var. Böyle de bir tartışma devam edip gidiyor. Evet, yani şeyler böyle. Macron'a gelelim. NATO toplantısındayken bu Macron konusu var. NATO için demişti ki Fransa'nın başkanı Macron, beyin ölümü gerçekleşiyor demişti NATO'nun. Hatta gerçekleşti demişti. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona sen beyin ölümün gerçekleşti mi gerçekleştirmedi bir kontrol et diye bir yanıt vermişti. Macron'dan yanıt NATO toplantısında geldi, Erdoğan'a yanıt verdi. Diyor ki Macron, şöyle özetledikten sonra söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. 2020'nin ilk 3 ayında Türkiye'de bir toplantı yapılacak, bir zirve yapılacak. Ben de ona geleceğim diyor. Ve cevap veriyor. Yeni Çağ'ın kupürünü de galiba getirdik koyduk. Tekrar onu getirelim haberi. Saygıda kusur edildi diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine saygısızlık yaptığını ifade ediyor Macron. Saygıda kusur, saygı bekliyor. Ne diyelim Sayın Macron, saygı gösteren saygıyı hak eder.
Hoş siz Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir saygısızlık yapmadınız ama NATO deyince Erdoğan'ın ağrına gitti. NATO'ya beyin ölümü gerçekleşti dediğiniz için. Onun hamiliğini üstlendi Türk Cumhurbaşkanı. Her nedense onu biz de anlayamadık vallahi. Dolayısıyla böyle. Şimdi şu son cümleyi bağlayalım o zaman. Süremizin dolmasına çok az kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu. Diyor ki 2020 yılı kongordotalar, 2021 yılı da iflaslar yılı olacak. Buradan hükümeti biz de uyarıyoruz. Eğer bu ekonomik gidişat devam ederse Türkiye'nin geleceği hiç de iyi değil. Şirketlerin geleceği hiç de iyi değil. Değerli izleyiciler, pazartesi, perşembe 24'te yapacağız Orhan Nuroğlu ile Halk Uyanıyor programını. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.